ağlıyor bu ya? Hasan ben 7-8 yaşındaydım. Geç o Songül'e sataşma. Evet. Sataşmadan sorularıma yanıt ver lütfen. Sonrasında sen peki artık benden büyük diyorsun. Bana dedi ki ben senden büyük olduğum için benden ufak bir tane Zehra kardeşim var dedi. Gel seni Zehra kardeşimle seni tanıştırayım. Var mı Zehra diye kardeşin? Hayır. Ben o konuya geleceğim Didem Hanım. Gel bana oraya. Dedi ki ben seni Zehra kardeşimle seni tanıştırayım. Hı. Ondan sonra ben kendi kız kardeşime söyledim ve yengeme söyledim. Ben yengemle kız kardeşimi ben bunların evine direkt Zehra'yı istemeye gittim. Annesinin ve bunların yanına gittiği zaman annesi demiş ki Zehra diye bir kızım yok. Siz hı-hı burada kimi istiyorsunuz? Ondan sonra Zehra denen kızın ismi Özlem'miş. Hı. Ondan sonra biz onlar oradan çıktıktan sonra direkt geldikten sonra beni tekrardan kız kardeşim aradı. Dedi Hasan Zehra diye biri kimse orada ben yok dedi. Ben hala şeyi anlamadım. Tamam sen sonuçta Özlem'le evlenmişsin. Aile de seni kabul etmiş. Rahmetliyle 5 çocuğunun annesiyle evlenmişsin. Evet. Annesi babası sen bu sorunun yanısını öğrenmem lazım. Tamam. Songül'cüğüm. Annesi babası Adile Hanım ve Cuma Bey paran var pulun var yakışıklı adamsın. Seni neden istemediler? Sürekli ben onlara kanmadığım için, ondan sonra isteklerini yerine getirmediğim için sen zaten üç sürekli tane evi, beni kullanıyorlardı. Üç tane evi Özlem'in üzerine sürekli yapmışsın. İlk başta Didem Hanım ben evlendiğim zaman ben kendi ailemi reddettim. Ben gittim bunlara sığındım. Niye reddediyorsun aileyi? Niye reddediyorsun? Benim ailem Özlem'i istemiyorlardı. Dedi ki biz bunları istemiyoruz. Peki sonrasında problem senin ailenden kaynaklanıyor olabilir aynen mi acaba? Yok, kesinlikle. Merak ettim kendi yani. Diyorsun kesinlikle ya şimdi. Şu anda ailem dedi ki biz o zaman Özlem'i istemiyoruz. İstemedim. Biz Özlem'i istemiyoruz dedi. Bekle şimdi Songül'ü dinleyeceğim. İdem Hanım bu ilk yayına bağlandığı zaman da dedi ki ablam adına dedi ki Özlem korur. Siz Özlem'i hiçbir zaman çetin olarak benimsemediniz ki zaten. Ne sen ne ailen. Benimse eğer çetin olarak benimsemediysen. Sen korur dedin ismini ya. İsmini ve nikahını neden ismi alıyorum çetin olarak ya. Direkt ben adıma getiriyorum. Sen korur dedin ya ilk yayına direkt bağlandığı ben zaman. O ben geçmişi söylüyorum geçmişi. Ben de geçmişe gidiyorsam ben de gidiyorum. Hasan geçmişe gitsin. Sen bir nereden anlıyorsun Hasan, sen? Hasan bir dakika. Bu arada arkadaşlar bilgi vereyim. Çetin kendi soy ismi. Soy ismini o yüzden basmıyorsunuz. Hasan Çetin. Çetin'in kendi soy ismi. Anlatabildim mi? Az önce şunu söyleyen Çetin soy isminden bahsettiler. Şimdi bana Maide kaç yaşında? Maide'nin yaşını söyler misiniz lütfen? Ablam 37-38 yaşlarında şu 37-38. Sen de şu anda 31 yaşındasın. Yani 6-7 yaş büyük evet, senden. Evet 6-7 yaş. 6-7 yaş büyük. Peki sen diyorsun ya Hasan olarak damat olarak onlar beni istemediler. Anladığım evet kadarıyla Özlem'i de senin ailen istememiş. Özlem ben. Kendin dedin ya. İlk başlarda benim ailem Özlem'i istemiyorlardı. Sonra çocuklardan sonra? Çocuklardan sonra birbirine kaynaşmaya başladılar. Ondan sonra Özlem'i sevmeye çalıştılar. Anladın. Özlem benim ailemden razı olduğu kadar kendi öz ailesinden razı değildi. Zaten bu 2011'inden beri, evliliğimizden beri bu yana Özlem sürekli biz ailesinin yanına gittiği zaman annesi sürekli bizi evi içerisinde tehdit ediyorlardı ve kovuyorlardı. Tamam bir yandan buna zaman bütün, zaman buna arkadaşlar. Bütün komşular da şahit. Bir dakika ben şimdi Cuma Bey'e bir ya da Adile Hanım'a sorayım. Adile Hanım beni duyuyor mu arkadaşlar? Kamera var mı orada? Kamera var mı orada? Adile Hanım beni duyuyor mu? Kayınvalide beni duyuyor mu? Bir görebilir miyim lütfen? Bir Adile Hanım siz Hasan'ı damat olarak istemediniz mi canım? İstiyorduk. Beni istemiyorlardı diyor. İstiyorduk ki hep kızıma şiddet uyguluyordu. Her şey kızımı dert ediyordu. Hiç bizi istemiyordu. Ailesi de istemiyordu. O da istemiyordu. Bizi hepsi dışlıyorlardı. Kimse bizi... Şunu söylüyor Adile Hanımcığım. Şunu söylüyor Adile Hanımcığım. Diyor ki ben diyor onların istedikleri maddi şeyleri, beklentileri karşılamadığım için benden sürekli para istiyorlardı. Ben de bir süre sonra bunları yapmadım. Ondan sonra da bana kızmaya başladılar. Doğru mu? Allah, millet, insan onları da bilir, bizi de biliyor. Kimseye muhtaç değiliz. Elhamdülillah. Kimseye muhtaç değiliz. Ya Hasan'dan bir para istemediniz yani. Hayır yemin ederim istemedim. Sen milletin parasını yiyerek ondan sonra... Dinle ama Adile Hanım konuşsun. Bir dakika. Ben şükürler onun parası, olsun. Benim onun parasına ihtiyacım yok diyor Adile Hanım. Senin paranın ihtiyacı... Aksine diyor benim diyor Özlem'e şiddet uyguluyormuşsun. Didem Hanım ben Özlem'e şiddet uygulasam tamam, kanunu alalım var, polisi var, devleti var, karakolu var. Gelsin beni şikayet etsin. Maalesef keşke doğuda gelsin ve doğuda, güneydoğuda, bazen var, İstanbul'da, bazen şey Karadeniz'de var. Maalesef kadınlarımız o kadar çok sosyal baskı altındalar ki aynen gitmiyorlar. Gidebilir, gidin, neden gidin? Gidin, korkmayın gidin. Yoksa sonunuz Özlem gibi oluyor. Başka şekilde ölüyorsunuz. Lütfen gidin. Sevgili kadınlar evde şiddet görüyorsanız lütfen adli makamlardan yardım isteyin.
Rica ediyorum sizden. Sosyal baskıdan korkmayın. Mahalle baskısından korkmayın ya. Korkmayın ya. En azından elinizde belge olsun. Belge, belge. Elinizde belge olsun. Özlem gitmemiş. Korkmuş gitmemiş bence. Korkuyorlar doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de, ya her yerde. Didem Hanım, benim ablam benim gibi cesaretli bir insan değildi. Didem olsaydı Hanım, emin Didem ol zaten Hanım, giderdi. Bunlar korkacak bir insanlar değil. Kocasını hesaba alacak insanlar değil. Kocasından korkacak insanlar değil. Sen kocanı sen takıyor musun? Niye takmıyım? Sen kocanı takıyor musun? Niye takmıyım? Sen kocanı kaç defa sen ailene darp ettirdin? Ne zaman sen aileme darp ettin? Sen kaç defa ailene darp ettirdin? Ne zaman aileme darp ettin? Sen kendin işim? Ailene sen kocanı kaç defa darp ettin? Hayır. Senin ailen eşim şu anda bağlanabilir. Senin ailen şu anda senin kocanı halen istemiyor. Olaya gelelim. Konumuz Songül'ün kocasıyla ilişkisi, Songül'ün estetik ameliyatları. Beni ilgilendirmez. Aynen. İstediği yerini yaptırabilir yani. Ben sağlığım için her şeyi yaparım. Neyse. Kardeşim. Sen de bak. Didem Hanım, bu şu anda acıdan sonra yapılan şeyler anladın. Acıdan kendini sonra evlenen adam sonra, ne ya? Ve sen sabretmedin ki kendini buraya teyibi yapar edine medyanın sen karşısına geçip reklam yapma. Sen ya. Kendi ayıbını benimkiyle mi kapatmayı sen düşünüyorsun? Sen kendi reklam yapmaya geldin sen reklam burada. Reklam olan sensin. Sen kendi reklam yapmaya geldin sen ya, burada. Dün deriniz ya, düğünü biz sessiz yapmışız. Sen reklam yapmaya... Dün deriniz ya, biz düğünü sessiz düğünü yapmışız. Ediyorsun. Sizin para alayla düğünün yapmasının arasında ne fark var? Çıktırmıyor para alarak. O paranın almasıyla düğünün yapmasının arasında ne fark var? Hadi diyelim var? Biz Didem o parayı var? Aldık, sen niye o parayı bize verdin? Ne? Sen o parayı niye bize verdin? Bu parayı ben verdiğim gibi sen kendin ailenle, senin ailen... kadar ben size tamam, parayı bir şey verdim. Soruyorum şu an daha sana. Benim ağzım sen daha bizim... 25 günlükken... Ben anladın. Sana bir şey daha soruyorum. Ben çocukların mezarlanma bir başına şey gidip sana. Gelirken... Bir şey soruyorum anladın. Sen beni dinle. Gidip gelirken... Anladın. Bir şey siz soruyorum sana. Geçmişe dönüp... Bir şey soruyorum siz arkamdan sana. Siz direktmen neler ya çevirdiniz? Neler çevirdiniz? Neler? Sen bize neler o parayı hadi verdin sen diyelim. Sen şimdiye kadar aynayla konuşmuyordun. Bana telefon açıyordun. Para kopardı. Daha düne kadar bana... Hasar, olaya gelelim. Olay gününe gelelim. Şimdi diyelim ki sen bize vermedin öyle bir para, hadi verdin diyelim. Siz beni her verir, ayetten bize öyle kendi bir para. Bir dakika, aynı anda konuşmayın. İçerisine yerleşemiyordum. Bir dakika. Senin baban Hasar, her bir dinle. Bir dakika, son ben de biliyorum gelenekleri, görenekleri. Maalesef öyle şeyler olabiliyor. Diyor ki bir kaza, yani kan parası... geleneklerimizde var. Yani onun yerine adaletin yerini bulması gerekiyor. Asla ben aynen onaylamıyorum ama yapılan bir şey şu. Bir cinayet olduğu ya da başka bir şey olduğunda onun karşılığında para veriliyor. Aynen. Sen maalesef. Öldürdün mü? Bunu kabul maalesef edip de mi o parayı? Bir cinayetse hayır, para veriliyor. Hayır. Sen Didem para Hanım, verdim diyorsun. Didem Hanım, Didem Hanım, her gün ailesi, her gün büyüklerimizden birini arayarak Hasan bu malı bize versin. Hasan bu malı bize versin. Bu mal bizim kızımızın Hasan, malıdır. Hasan olayı versin. Konuşalım mı her kardeşim ya? Her gün bana ya telefon açıyorlar. Didem Hasan Hanım, olayı bizim derdimiz şu an para değil. Ya kardeşim, olayı bir konuşayım ya. Para meselesi, sonra bir olayı bir anlamaya çalışalım ya. Bir para meselesi, olayı bir anlamaya çalışalım. Bak, geleceğim o mesele. Önemsemediğim için evet değil. Önemsiyorum. Ama bir olayı konuşmak istiyorum. Olay günü. Köyden çıktıktan sonra, akrabanın evinden çıktıktan sonra araçta kavga çıktı mı? Araçta kavga çıkmadı. Emin misin? Eminim, araçta kavga çıkmadı. Ne konuştunuz arabada? Yol boyunca ne konuştunuz? Yol boyunca direktmen şunları konuştuk. Zaten köyden çıktıktan sonra Urfa'ya geldiği zaman benim amcam oğlu direktmen Özlem'i aradı. Hı hı. Dedi Özlem, dedi ben çay yapıyorum, direkt bizim eve gelin. Yani onların evinden çıktıktan sonra aç çiftliğine gidiyorsun, daha karar vermemişsin ya, evden çıkmışsın. Urfa'ya doğru gidiyorsun. Evet. Akrabanın evinden çıkmışsın. Bütün gün yediğini içtiğini biliyorum. Evet. Öğlen yemeği yemişsin, akşam yemeği yemişsin. Oradan ayrıldın. Evet. Yolda gidiyorsun. Tamam. Yolda giderken sen... Ay özür dilerim, bağırdığım için, biri bağırınca ben yüksek sesle konuşuyorum. Oradan giderken sakin sakin konuşalım. Arabanın içindesin. Evet. Kavga etmiyorsunuz. Karı kocasınız. Önde senin karın Özlem var. Kucağında da çocuk var. Tamam. Arkada da çocuklar var. Ne konuşuyordunuz? Direktmen köyden bahsediyorduk. Bizi iyi ağırladılar. Güzel ağırladılar. Bize müzik, bir şey söylemediler. Müzik var mıydı? Neşeli miydiniz? Her şey müzik yolun... vardı. Neşeliydik. Hı. Müzik de açmıştık. Ondan sonra direktmen Bluetooth'tan da bağlanıyorduk. Konuşuyorduk. Sağdan soldan konuşuyorduk. Boşanma davasından bahsettiniz mi? Boşanma davasından biz bahsetmedik. Hiç onu konuştunuz yok mu? Yok, hiç o konulara hiç biz girmedik. Hiç o konulara girmediniz. Yok, hiç girmedik. Peki siz çocukların yanında, o kelime, benim kullandığım kelimeyi kullan. Çocukların yanında tütün içiyor musunuz?
adına kendisi de içiyordu. Bir dakika, bir dakika. Onun paketi de cebinde vardı sürekli. Songül, bir sataşmazsan bir şey öğren. Tamam. Hasancığım, beni anlayabiliyorsun. Anlayabiliyorum. Heh, o kelimeyi kullanmayacaksın ki canım benim. Tütün diyebilir misin? Tütün. Evet. Tütün diyeceksin. Radyo, televizyon, üst kurulu gereği tütün diyoruz. Tamam. Tamam, kurallar gereği. Tütünü çocukların yanında içiyor musunuz? Biz içiyorduk. Odada da içiyoruz, arabanın içerisinde de içiyoruz. 5 tane çocuğun yanında tütün içiyordunuz. Sürekli direkt içiyorduk. Peki kucağında bebek... Camlarını açarak biz içiyorduk zaten. Çocuğun, yani kucağında çocuk var ya, Özlem'in kucağında evet. Çocuk var. Kucağında çocuk varken de tütün içiyor muydunuz? İçti mi Özlem tütün? İçti yani. Peki o yol ayrımına geldiğinizde... Evet. Orada elinde tütün var mıydı? Vardı. İzmarit var mıydı? Vardı. Ha. Vardı. Yani ama daha öncesinde tiryaki maalesef Özlem. Evet, o da tiryakiydi, ben de tiryakiydim. Tiryakisin. İkimiz de içiyorduk. Dolayısıyla ikiniz de içtiğiniz için, yani sen önce ifadende bu yok. Biz tütün içtiğimiz için ateşi oraya düştü. Dolayısıyla panik olduk. Ben arabayı yani sola döndükten sonra o panikle yere ateş düştü. Öyle bir şey yok. Arabada böyle bir yanık izi de yok. Didem Hanım, yanık izi var. Koltuğumun daha önceki yanık izi olabilir. Yanık izi var. Ama senin koltuğunun orada var. Koltuğumun Özlem'in ayağının dibinde bir şey yok. Ateş. Direkt yanık izi var zaten. Özlem'in ayağının dibinde bir... Sen dedin ki bize, Özlem'in ayağının dibinde ateş düştü, panik oldu. O panik olunca ben de panik oldum. Sonra karşımıza tavşan çıktı, evet. Ya da köpek çıktı. O panikte de biz sola kırdım, sağa kırdım, kanala uçtuk diyorsun. Evet, dolayısıyla doğru. Özlem'in ayağının dibinde orada bir yanık... Ya o kadar yanacak kadar bir yanık izi yok. İzmarit'in yanığı yok. Zaten ateşi düştü. Dinen sonra direkt ayağın altında zaten paspas var. Ma paspas mı yanacak direktmen? Ya. Sen yandı dedin ya. Hasan ona bir o kelimeyi, benim dediğim tütün kelimesini kullanır mısın? Tütün. Tütün efendim. Ha, inşallah öğreneceğim Hasan. Didem Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tesadüf ki ablamın evinin yandığı zaman da ablam tütün içiyormuş. Hı hı. Arabada da gaz olduğu zaman ablam tütün içiyormuş. Ben bu kadar tesadüfün fazla olduğunu düşünüyorum. Kusura bakma, senin ablan kesinlikle tütün içmiyordu ve tütün... Bakın ya, yemin ederim delireceğim ya. Sevgili izleyiciler, öğreteceğim ben inşallah. Gerçekten enteresan bir şey yani. Canım benim, tatlım benim Hasancığım. Ben onun tütün olmadığını biliyorum. Hadi bir defa söylememe izin verin lütfen arkadaşlar. Radyo Televizyon Üst Kurulu gereği lütfen. Yani bunu söylememem gerekiyor ama anlaması gerekiyor. Şimdi sigara kelimesinin, sigara sağlığa çok zararlı bu, evet. Arada. Gerçekten nefret ediyorum ve hiç kullanmıyorum, içmiyorum. Çok sağlığa zararlı. Ama biz o sigara kelimesi yerine RTÜK kuralları gereği tütün diyoruz. Tamam. Tütün. Ha, yani tütünle sigaranın farkını ben biliyorum. Evet. Ama biz ona bir tütün diyoruz. Anladın mı? Anladım dedim. Kurmancı. Kurmancım. Famdaki tütün. Rım famdaki. Ha, rımdaki. Okey, ben çok iyi anladım diyor. İnşallah. İkinci şey şeyden anladım. De konuştuğu ana şeyinden, ana dilinden anladım. Anlamadıysa sen bana sekreterlik mi yapacaksın? Sen bana diyorsun anladın mı, anlamadın mı? Son gün sen karışma, sataşma. Sen bana sekreterlik mi yapacaksın? Tamam. Sen bana diyorsun anladın mı? Hasan beni anladın. Anladın. Tamam canım, problem yok.